Teşekkür ederim. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Ümit ediyorum ki bizler de bayram tadında bir bayram geçirebileceğimiz bir politik iklim, bir siyasal iklim oluşur bu ülkede. Bir toplumsal mütabakat oluşur, bir toplumsal huzur ve barışı hep birlikte tesis ederiz. Ve biz bayramlarımızda acılarımızı ve sorunlarımızı konuşmak yerine gerçekten bayram tadında bir bayramı geçirmek, savaşları, çatışmaları konuşacağımız, kayyum siyasetini konuşacağımız yere tam tersi barışı ve huzuru yaşamak, talep etmekten çok artık onu yaşamak en büyük temennimiz ve dileğimiz bu ve zaten bizlerin parti olarak yürüttüğü mücadelenin de anlamı, önemi de burada yatıyor. Ben sizlerin huzurunda belediye eş başkanlarımıza yeni görevlerinde bir kez daha başarılar diliyorum. Başaracaklarına, başaracağınıza yürekten inanıyorum. Biz zorlu bir seçim süreci yaşadık değerli arkadaşlar. Türkiye'nin, Kürdistan'ın dört bir yanında zorluklarla kampanyamızı devam ettirdik. Ama bizim için zorlar bitmiyor. Bizler Halfeti'nin elbette başarısı bizim açımızdan çok önemli ve anlamlı ve bizim açımızdan apayrı bir yeri var. Her bakımdan apayrı bir yeri var. Hilvan başarımızdan hemen sonra, ikinci başarımızdan hemen sonra daha ben şey diyorum, 12 saat bile sevinmemize izin vermiyorlar. 11. saatinde sonuçlarının hani net olduğu anlaşıldıktan 11 saat sonra Hakkari'ye kayyum atandı. Ve yapılan hükümet nezdinde açıklamalara baktığımızda kayyum atama konusunun belli ki biraz daha gündemde kalacağı ve belki de hani olası yeni kayyum atamaları ihtimallerini biz analiz ediyoruz, değerlendiriyoruz genel merkez olarak. Ve bizler belediye ziyaretlerimizde özellikle şunu vurgulamak istiyoruz. Kayyum politikası iki kez iflas etti. Kayyum politikası bu ülkede ve bu topraklara hiç kimseye bir hayrı ve faydası olmadı. Sadece kayyum atanan kişinin kendisine ve etrafındaki belli başlı şirketlere hayrı oldu. Bugün bizler belediyelerimizi aldığımızda özellikle Halfeti Belediyesi nüfus oranına göre en borçlu belediyelerden biri. En borçlu belediyelerden birini biz bu dönem devraldık. Ve biz Halfeti'de şimdi hizmet bağlamında, halka hizmet götürmek bağlamında koşulları da düşündüğümüzde ateşten gömlek giymiş durumdayız. Bu yönetimi bunu başaracağına ve halka en iyi hizmetleri sunacağına dair en ufak bir şüphemiz yok. Gerek eş başkanlarımız gerekse meclis üyelerimizin bu konudaki deneyimleri, birikimleri, fedakarlıkları bundan hiçbir şüphemiz yok. Bu dönemde bizler kayyum politikasına karşı hem belediye kazanmış olduğumuz hem de belediyemizin olmadığı her yerde. Türkiye'de, Türkiye'nin doğusunda, batısında, kuzeyinde, güneyinde her yerde biz muhalefet güçleriyle birlikte bu politikanın Türkiye'ye yaramadığını anlatmaya, bu konuda eylemeye, bu konuda mücadele etmeye devam edeceğiz. Kararlılığımızdan hiçbir şey alamazlar, götüremezler. İkinci bir şey değerli arkadaşlar, kayyum politikasının bugün Türkiye'de iflas ettiğini sadece DEM Parti söylemiyor. Ana muhalefet partisinden tutalım da en geniş yelpazede, en sağdan en sola kadar her kesim seçilmişin kendi görevini yerine getirmesi, atanmışın seçilmişin yerine geçmemesi gerektiğine dair, bunun anayasanın hükmünde çok açık ifade edildiğine dair herkes artık bu konuda hemfikir. Bizler o yüzden belediyelerimizi olduğumuz her yerde korumaya, kollamaya devam edeceğiz. Aynı zamanda değerli arkadaşlar, benim tabii ki hiç şüphem yok. Arkadaşlarımızı da yakinen tanıyorum da aynı zamanda. Hiç şüphemiz yok, biz bu hizmetleri yapacağız. Bugün Halfeti hizmetsiz bırakılmış bir belediyemiz. Bugün Halfeti'de yaşanan kent sorunları, şehir sorunları çok ciddi.
bunlarla ilgili çözüm üretilecek kaynakları da yaratmak, o yaratıcılığı kullanmak, yerel yönetimlerin bu anlamıyla desteğini alarak en güçlü yaratıcılıkla bunların başarılacağına inanıyorum. Ve sizden bir ricamız var değerli arkadaşlar, genel merkez olarak, eş başkanlar olarak. Eş başkanlar olarak diyorum, burada beni tek görmeyin. Sayın ki Tuncer eş başkanımız da burada. Çünkü biz bayram programını özellikle yeni bir planlamayla değiştirdik ve belediyelerimizi ziyaret etme şeklinde planladık. Belediyelerimizi ben buradan, Tuncer Başkan da Hakkari mitinginden sonra Serhat bölgesine geçti. O da oradan devam ediyor. İki koldan paralel ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. O yüzden bizim hem genel merkez hem iki eş başkan olarak da sizlerden en büyük ricamız, aslında asli görevimiz olan halkın içinde olmak, belediye meclis üyeleri, belediye eş başkanlarımız, il ilçe örgütlerimizle birlikte halk toplantıları, halkın içinde sürekli olmak, halkla birlikte yönetmek ve halkçı belediyeciliğin icra edilmesi konusunda yoğun çaba harcamak. Hiçbir şey, hiçbir gerginlik bizi bu çalışmalardan alıkoymamalı. Bizi bekleme haline, bekleme moduna, acaba ne olacak moduna asla girmemeliyiz. Bu bizim için zaman kaybıdır. Bizler, hani çok önemli bir deyim vardır. Hiç ölmeyecekmiş gibi çalış, yarın ölecekmiş gibi ibadet et. Bizler bu anlamıyla, bu mantıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hizmet için geldik. Hizmet ederek halkımıza layık olacağız. Her yerde ama. Her yerde başarılı bir hizmet anlayışıyla halkımıza layık olacağız. Bundan hiç şüphem yok. İnşallah bayram tadında bayramları görebileceğimiz bir Türkiye iklimini hep birlikte oluşturabiliriz. Buraya gelmesiyle bize güç verdi, güç katacak. Teşekkürler başkanım. Gayri menkullere. Aynen, bize ya kaldı mı gayri menkul? Çok sıkılmış. Çok yani karar defteri işlenecek, hazırlık bücetleri işlenecek, bunlar çocuk olacağı işlenecek. İşçi almışlar seçim sonrası. Davut Muhammed'i almış. Benim bizim bir zamanda geçmişim. Asıl farklı olmuş. Kayın yayını olmuş. Sarayda işte nişanlı çiftler varmış da işte nişanlısı bırakacak. Ben de benim yok, ben farklı herkesin okumunu düşünür. Biz çiftleri ayıramayacağız birbirine.